Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yenilikçi videolar çekmeye devam ediyoruz. Bugün Erzurum sanayisine gideceğiz. Korsacı aracıma orijinal tesisatla kuruş kontrolü nasıl çekilir? Onunla ilgili video paylaşacağım. Gerekli ekipmanı kısaca tanıtacağım size. Sonrasında sanayiye uygulamaya gittiğimizde uygulama videoları ve bitiş halini de göstereceğim size. Araca orijinal şekilde kuruş kontrol taktırmak istiyorsanız aracın benzinli, dizel, manuel, otomatik olmasının hiçbir önemi yok. Sadece orijinal ekipman, malzeme olursa çok iyi olur. Onları da şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu normal kollardan biraz daha farklı. Şurada artı eksi tuşları ve start tuşu var. Görüyorsunuz. Kol biraz daha diğerinden farklı. Normal orijinal kol gibi değil. Orijinal ikisi de GM marka. Burada gördüğümüz parça ise fren müşürü. Bunun da görevi frene bastığımız anda kuruş kontrolü devre dışı bırakması. Tesisat şeklini hatırladığım kadarıyla buna bir kablo çekilecek. Büyük ihtimalle sigorta kutusundan alıyorlar. Sonrasında kol takılacak. Ucunda zaten tesisat hazır onun. Ondan sonrası da büyük ihtimalle kodlamayla bu iş bitecek. Uygulama işlemimiz bitti. Montajla ilgili kısaca bilgi vereyim. Gördüğünüz üzere kuruş kontrolü kolumuz takıldı. Sonrasında debriyajın hemen altına debriyaj müşürü ya da fren müşürü dediğimiz parça takıldı. Şu iç kısımda kalıyor. Bunun soketi hazır, herhangi bir kablo çekilmesine falan gerek yok. Sonrasında arkadaşlar en önemli kısım bu bölge. Aracın bütün elektrik tesisatı ve sigorta kutusu vesaire şu bölümden geçiyor. Zaten aracın içerisine ulaşabileceğiniz tek açık nokta burası. Kapağı çıkardıktan sonra altında bir sürü switch, kablo vesaire kısımlar, beyinler var. Burada en önemli nokta aracın EQ beyni dediğimiz beyinden sinyal koluna bir tane kablo çekmemiz gerekiyor. Onun da sebebi şu: taktığımız kolun 3 tane 4 tane pini var. 3 tanesi dolu, bir tanesi boş. Yani şurada gördüğünüz kol. Bu kolun ucundaki kablolarda 4 tane pin var ama bir tanesi boş. 3 tanesini fabrika kullanmış, bir tanesini boş bırakmış. Bu boş bırakılan ucun sebebi de dördüncü kablonun eksikliği, yani sizin tamamlamanız gerekiyor. Bizim yaptığımız işlem buradaki kutunun içerisindeki beyinden ucu bularak aracın içine soketin dördüncü pinine bir kablo çekmek. Bu işlemi de bitirdikten sonra kodlama işlemi kalıyor. Kodlamayı da zaten videonun öncesinde belirttim. Oraya da izlersiniz. Şu anda gayet başarılı fabrika kondisyonunda bir hız sabitleme taktık. Umuyorum ki Türkiye'de tektir. Çünkü diğer videolarda gördüğüm kadarıyla hep alakasız şekilde switchler takılarak yapılmış. Bunda öyle değil. Fabrikasyon ne yapıldıysa aynı şekilde devam ediyor. Videonun devamında görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar montaj ve kodlama işlemimiz bitti. Şu anda testini yapıyorum. Kısaca anlatacak olursam, şu anda sabitleme açık, 60 ile gidiyoruz. Biraz yükselteyim isterseniz. Seksene kadar çıktı. Tamamen kendisi ayarlıyor. Tekrar
tekrar biraz düşünelim. Gördüğünüz gibi 60'a kadar geriledi. Gaza vesaire basmıyorum. Gayet güzel ve başarılı bir uygulama oldu. Montaj konusunda yardım isterseniz, eğer böyle orijinal bir işçilik yaptırayım, düzgün bir şey olsun derseniz, çünkü diğer videolarda gördüm, genelde switch bağlanmış ya da alakasız şekillerde tesisat yapılmış. Bunda öyle bir durum yok. Fabrikasyon veriler neyse tamamen ona uyularak yapıldı. Artıya bastığınız zaman beyin ne kadar yükseltiyorsa kendisi de aynı şekilde optimize ederek yükseltiyor. Yani kafasına göre bir şey yapmıyor. Bizlere destek amaçlı sayfamızı beğenebilir, videonun altına yorum yapıp bizleri takip edebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler, hoşça kalın arkadaşlar.